Endi ko'pirchaklar mavzusiga doir masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Mana bu yerda ko'pirchak tasvirlangan, uning tashqi burchaklari berilgan. 60 gradus, 100 gradus, 50 gradus, 80 gradus. Mana bu tashqi burchagini, bitta tashqi burchagi noma'lum. Shu tashqi burchagini toping. Va masalani yechib o'tamiz. Ko'pirchak tashqi burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Bu yerda muhim tomoni bittadan olingan tashqi burchagi. Chunki masalan mana bu yerda ikkita tashqi har bir burchakda ikkita tashqi burchak bor. Masalan 80 gradus, mana bu burchak ham tashqi burchak 80 gradus. Bittadan olingan tashqi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Shuning uchun mana har bittasidan bittadan olamiz-da, qo'shib chiqsak 180 bo'ladi. Demak, x qo'shuv 60 qo'shuv 100 qo'shuv 50 qo'shuv 80 teng 360 gradus. Shu tenglikda x ni topamiz. Va mana bu 160 gradus o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda 200 gradus qoladi. Va 50 ni ham o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 150 gradus qoladi. 80 ni o'tkazadigan bo'lsak, 70 gradus qoladi. Demak, x teng 70 gradusga ekan. Javob: mana bu tashqi burchak 70 gradusga teng. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Ko'pburchak ichki burchaklari yig'indisi 1800 gradusga teng. Uning tomonlari nechta? Va tomonlari sonini topamiz. Ko'pburchak ichki burchaklari yig'indisi to'g'risida gap ketyapti. Ko'pburchak qavariq ko'pburchak ichki burchaklari yig'indisi n minus 2 ko'paytiruv 180 gradusga teng. Masalan, shartiga ko'ra bu 1800 gradusga teng ekan. 180 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, u holda n minus 2 teng 10 ga. Bu yerdan n teng 12 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, bu n burchak, ko'p burchak 12 burchak ekan. Uning tomonlari soni 12 ta. Javob 12. Uchinchi masalaga o'tamiz. Mana bu yerda ko'p burchak tasvirlangan. Uning barcha ichki burchaklari 150 gradusdan ekan. U holda ko'p burchakning tomonlari soni nechta? Nechta tomoni bor? Yana masalani yechamiz. Yana yuqoridagi mana bu formuladan foydalanamiz. Ko'p burchak ichki burchaklari yig'indisi n minus 2 ko'paytiruv 180 gradusga teng. Agar hamma burchaklari teng bo'lsa, u holda bitta burchagi mana bunday formula bilan topiladi. Bu yerdan bitta burchagi 150 gradusga teng. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. N ga ko'paytirib borsak, n minus 2 ko'paytiruv 180 gradus teng n ko'paytiruv 150 gradus tenglikni hosil qilamiz. Xo'p, tenglikni ikkala tomonini 30 ga bo'linar ekan, 30 gradusga bo'lib yuboraylik. Unda bu yerda 6 qoladi, mana bu yerda 5 qoladi 30 ga bo'lsak. Demak, 6 ni bunga ko'paytirsak 6n minus 12 teng 5n. 5n ni chap tomonga, 12 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. U holda n teng 12 hosil bo'ladi. Demak, javob mana bu ko'p burchakning tomonlari soni n 12 ga teng ekan. 4-chi masalaga o'tamiz. Yigirma burchak va o'n burchak ichki burchaklari yig'indilarining ayirmasini toping. Yigirma burchak burchaklari yig'indisi 20 minus 2 ko'paytiruv 180 gradusga teng. Endi o'n burchak burchak ichki burchaklari yig'indisi 10 minus 2 ko'paytiruv 180 gradusga teng. Bu yerda demak shu ikkita yig'indilarining ayırmasını toping. Mana bu ayırmanı toping deyapti. Biz soddalashtiramiz. Teng. Va mana bu ikkilarini qisqartirib yuborishimiz mumkin, chunki har ikkalasi bunga ko'paytirilyapti. O'rtada minus. Mana bu 12 20 dan 10 ni ayirsak 10 bo'ladi, ko'paytiruv 180 gradus. Mana teng 1800 gradus ekan. Javob: bu ayırma 1800 gradusga teng. 5-masala. İki o'xshash ko'p burchaklar
perimetrları 18 ve 36 ya, yüzleri yığındısı 30 geteyin. Ularının yüzlerini tapın. Ve masala ne çıkıyor tabiiz? Perimetreleri 18 ve 16 geteyin. Hani köprüçeyler, iki de okşaş köprüçey. Yüzeleri S1 ve S2 olsun. Bunların perimetrelerini P1 ve P2 ile belgeledik. O halde yüzeler nisbatı, yüzeler nisbatı için biz kuyudaki teyneğini yazalımız. Perimetreler nisbatının kvadratı geteyim. Perimetreler belirgen. Aslında bir de perimetre 18 ge, ikincisinin perimetre 36 geteyim. Demek 18 taksım 36 kvadrat. 18'den 36'ya bölse 2 boladı. Demek 1 taksım 2'nin kvadratı, 1 taksım 4 geteyim. Bu yerden madem de köpaytırsak, 4 köpaytırı S1, S2 köpaytırı 1, S2 geteyim, 4 S1 ekeni gelip çıkardı. Demek yüzeler doğrusu da bitti teynik hasıl kıldık. Şimdi ikinci, yine bitti teynik hasıl kılalımız. Yüzler yığındısı 30 geteyim. Demek S1 koşu S2 30 geteyin iken. Demek yani ikinci teyniğini ham yazdık. Yani iki de normalim, S1, S2 normalim, iki de teyneme. Bunlardan biz S1, S2'ni tapamız. İkinci teyniğindeki S2'nin oranı gibi 4 S1'ni avarıp koyamız. O halde S1 koşu 4 S1 S1 koşu 4 S1 teyni 30. Yani 5 S1 teng 30. 5 ge bo'lsak, S1 teng 6 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib bitta ko'pirchayning yuzini topdik. 6 ga teng ekan. Endi ikkinchisini bu tenglikdan yoki bu tenglikdan topishimiz mumkin. Farqi yo'q. Har ikkalasida ham bir xil javob chiqadi. S2 teng. Masalan, bundan topadigan bo'lsak, 4 ko'paytiruv S1. 4 ko'paytiruv 6. 24 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib ko'pirchaylarning yuzalari 6 va 24 ga teng ekan.